TV ekranından ve yeni hayattan herkese merhabalar. Hoş geldiniz efendim. Ben Nefise Karatay. Bugün de değerli hocam Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile birlikte sağlıklı yaşamın şifrelerini konuşacağız. Ama öncelikle bugünün konu başlıklarına kısaca bir göz atalım. Ardından karşınızda olacağız. Yeni hayat başlıyor. Neden vaka sayıları bu kadar arttı? Daha da artar mı? Bu yıl özellikle influenza virüsünün hem bulaşıcılığında hem de bana göre hastalık yapma ve hastalığı ağır geçirme yeteneğinde biraz artış var. Adını sürekli duyduğumuz bu üçlü salgın nedir hocam? Bir kişi aynı zamanda hem influenza hem covid çıkabiliyor. Bir takım çantacı diye bizim tabir ettiğimiz insanlar var ortalıkta. Bunlar internette ilanlar vererek serum tedavisi yapılır, grip nezli diye servis veriyorlar. Yasal değil. Yasal. Kullandıkları her serumun içerisine yüksek dozda parasetamol koyuyorlar. Parasetamol, daha önce bu programda da söyledim, bir karaciğer zehiridir. Kış mevsimi artık kendini iyice hissettirmeye başladı. Gelen kış mevsimiyle birlikte hastalık sayısı da arttı, vaka sayıları arttı. Çok çeşitli hastalıklarla mücadele ediyoruz. Bir yandan salgın mı var acaba diyoruz. Neler yapmamız gerekiyor? Hepsine en doğru isim değerli hocam Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'ndan dinleyeceğiz. Neler yapmamız gerekiyor? Hocam hakikaten vakalar çok arttı. Bir salgınla mı karşı karşıyayız diye de düşünüyoruz bir yandan ama... Neden vaka sayıları bu kadar arttı? Daha da artar mı? Önümüzde bizi nasıl bir süreç bekliyor? Siz nasıl yorumluyorsunuz bu süreci? Öncelikle telaşa lüzum yok. Ama biraz meselenin ciddi olduğu kesin. Evet. Bir salgın düzeyinde değil vaka sayıları veya girişimi. Ama bir vaka sayılarında bir patlama olduğu kesin. Salgın yok, patlama var başlığını atabiliriz. Çok doğru. Gayet rahat. Burada çok farklı faktörlerin etkisi var. Bir kere mevsim kaymasının etkisi var. Normalde grip sezonu 15 Kasım gibi açılırdı. Bu sene havaların sıcak gitmesi, insanların kapalı alanlardan çok açık hava alanlarda bulunması nedeniyle 15 Aralık'a kadar pek ciddi sayı artışıyla karşılaşmadık. Ve tabii bu arada sürecin biraz daha gecikmesi nedeniyle bir de COVID döneminde uzun süre maske, mesafe, hijyen vesaire ile bağışıklık sistemimizin bu virüslerle olan ilişkisi artık neredeyse unutkanlık düzeyine vardığı için biraz problem çıktı. Yani temel mesele bence birinci planda birdenbire yoğunlaşmanın olması. İkinci planda bizim zaten geciken kış nedeniyle ve geçen senelerdeki COVID salgını nedeniyle korunma tedbirlerini mecburen abartılı uygulamamız neticesi bu virüslerle hiç karşılaşmamız olmamız. Yani çoğumuz da son iki yılda hiç virüs, yani influenza, parainfluenza, RSV olmamıştık. Evet. Ama bilmemiz lazım ki burada yine temel önleyici, temel belirleyici, temel kabahatli hepsi yine biziz. Biziz. Yani maske, mesafe meselesini, hijyen meselesini unutmamız olsaydık. Doğru, hemen unuttuk onu. Evet, evet. Kapalı alanlara giderken bu tip işlerde, bu tip virüs enfeksiyonlarında, kış enfeksiyonlarında uymamız gereken medeni meseleleri mesela hastayken gitmemek, hastayken maske takmaman, takmadan dışarıya çıkmamak, hasta gibiyim ama işime gidebilirim diyorsak toplu taşıma araçlarında maskeyi mutlaka kullanmak, hasta çocuğu okula göndermemek, okul yöneticilerinin bu çocuklar için ayrı bir belki oda, sınıf veya izolasyon bölgesi ayırmamış olmaları gibi birçok sayıda bilinçsiz davranış durumu biraz ciddi hale getirdi. Doğru. Hastanelerde doluluk oranı arttı. Acil servislerde, polikliniklerde müracaat edenlerin çoğu virüs enfeksiyonu hastası ve biraz da sanki şöyle bir durum daha var Nefise Hanım. Bu yıl özellikle influenza virüsünün hem bulaşıcılığında hem de bana göre hastalık yapma ve hastalığı ağır geçirme yeteneğinde biraz artış var. Değil mi? İnfluenza özellikle çok arttı çünkü. Ve hem arttı, inatçı ve ağır. Ağır, ağır seyrediyor. Yani ben son bir haftada gördüm 20'den fazla influenza A, influenza B vakası. Evet. Özellikle influenza A vakalarında bir artış var. B'lerde de çok ağır seyir var. Yani bel ağrıları mesela bu kadar çok görmezdik biz. İnanılmaz bel ağrısı, sırt ağrısı, inanılmaz bir yorgunluk. Yani o eski hapşırma, öksürme, burnum akıyor falan değil. Ciddi ateş ve özellikle bağışıklığı zayıf olanlarda beklenmedik ölçüde bir
akciğer komplikasyonuna dönüşme ihtimali, yani bir zatürre ihtimali. Evet. Özellikle zaten yoğun bakımlara alınanların çoğu, evet, ağır organ yetmezliği olan, ağır yaşlılık sorunları olan, kronik hastalıkları olan, obezitesi olan, şekeri olan ve bu nedenle de viral enfeksiyonla mücadele etme gücü minimumda olan ve bu nedenle akciğer komplikasyonuyla nefes alma güçlüğüne kadar işin gitti, zatürreye kadar işin gitti, vakalar yoğun bakımları doldurdu. Evet, influenza çok dirençli dedik ama onunla birlikte olan, yaygın olan hastalıklar neler var? Bir de adını sürekli duyduğumuz bu üçlü salgın nedir hocam? Aslında sadece üçlü değil, dörtlü de diyebilirsiniz, dörtlü de, ikili de diyebilirsiniz. Yani bu yıl garip olan bir durum daha var, enteresan bir şekilde, eski yıllar farklı bir şekilde. Bir kişi aynı zamanda hem influenza hem COVID çıkabiliyor. İnfluenza ile RSV enfeksiyonları çok iç içe geçti. Çocuklarda daha çok gördüğümüz RSV enfeksiyonlarını artık büyüklerde de görmeye başladık. Çocuklarda RSV enfeksiyonlarının pnömoni şeklinde, zatürre şeklinde kendini gösterme ihtimali arttı. Tam çocuk iyileşirken arkasından bir influenza vakasının eklendiğini gördük. Komba virüs enfeksiyonu, ortak virüs enfeksiyonu. Tabii bu bağışıklık sistemini daha çok zora sokuyor, bedeni daha çok zora sokuyor, mücadeleyi daha da zorlaştırıyor. Bu nedenle özellikle koruyucu tedbirleri bundan sonraki dönemde aşı dahil koruyucu tedbirleri biraz daha ön plana çıkarmamızda fayda var. Peki şimdi hangi noktada biz evimizden çıkıp da doktora gitmeliyiz? Normal koşullarda tabii grip bile aslında influenza ağır bir hastalık. İnfluenza öyle şaka bir hastalık değil. Yani ortalama dünya ölçeğindeki rakamlara bakarsanız her yıl 500 bin civarında insan, yani yarım milyon insan influenza'dan zaten ölüyor. Yani çok büyüttüğümüz COVID'den daha basit, daha önemsiz bir problem değil influenza. 1920'lerdeki influenza salgına baktığınız zaman milyonlarca insanı kaybettik bundan 100 yıl önceki salgında. Bu seneki influenza virüslerinin de anlaşılan mutasyon nedeniyle daha dirençli ve daha ağır seyirli bir influenza süreci yaşatabileceğini anlamak mümkün. Sebebi öyle görünüyor. Mutasyona uğraması. Mutasyon. Tabii nasıl COVID enfeksiyonlarının mutasyonu öğrendik hepimiz. Virüs sürekli değiştiriyor. Mesela JN1 var şimdi COVID'de. Yeni COVID mutasyona uğradı yeniden. Son bir yaygın olan şu anda Türkiye'de JN1 dediğimiz bir tipi. Ama H1N1 influenza vakalarında çok ciddi ve ağır seyir görüyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Eğer influenza olsun, nezle olsun, grip olsun, RSV enfeksiyonu. Evet, bunu biz çoğu zaman ayırt edemiyoruz. Edemiyoruz. Doktorlara gittiğiniz zaman doktor vakanın ağırlığına göre size boğaz sürüntüsünden influenza B, RSV testlerini veya COVID testlerini yaptığı zaman anlayabilirsiniz. Ama evinizde böyle bir imkan yoksa, evet, ki çoğumuzun yok. Tabii. Eğer yüksek ateş 2 günden fazla sürüyorsa, eğer yüksek ateşli kişi biri yaşlı ya da çocuksa havale geçirme ihtimalleri ve beyin zararlarını dikkate almak gerekiyor. Yine bu enfeksiyon serinde nefes darlığı, morarma, ağır öksürük, şiddetli öksürük gibi sürecin akciğere indiğini gösteren ağır işaretler ortaya çıkması hiç beklemeden tıbbi yardım almak, bunun da anlamı doktora müracaat etmek şeklinde olması lazım. Şöyle bir yanlış bu sene çok yapılıyor. Bunun hemen altını çizmek lazım. Bir takım çantacı diye bizim tabir ettiğimiz insanlar var ortalıkta. Bunlar internette ilanlar vererek serum tedavisi yapılır, grip nezle diye servis veriyorlar. Yasal değil ama nedense veya ne anlayamadığımız biçimde Sağlık Bakanlığı bunları ciddi bir şekilde de izlemiyor. İnternete girseler hemen yakalarlar, belirlenirler ve soruşturma açılması lazım haklarında. Çünkü bunların tıbbi tedaviye karar verme yetkisi, geçen bir başka programda da size söyledim, sadece ve sadece bir doktora aittir. Tabii ki. Tabii ki evde sağlık hizmeti verme yetkisi olan bir doktor, her doktorun evde sağlık hizmeti verme yetkisi var, böyle bir şey uygulayabilir, uygulatabilir. Ama siz benim eşim hasta, annem hasta, kardeşim hasta, gelin bir serum takın dendiği zaman üzülerek göreyim, bir kere her taktıkları seruma bir antihistaminik ekliyorlar. Öyle mi? Berbat bir şey. Felaket bir şey, büyük risk. İki, kullandıkları her serumun içerisine yüksek dozda parasetamol koyuyorlar. Parasetamol, daha önce bu programda da söyledim, bir karaciğer zehiridir. Eğer yüksek dozda kullanılır, yanlış kullanılırsa. Tabii ki bir ağrı kesicidir. Ama yüksek dozda damar yoluyla parasetamol uygulamaya karar vermek sadece ve sadece gerçekten bu konuda uzmanlaşmış ve hastasının karaciğer problemi olmadığından
veya karaciğer problemi yaşamayacağından emin bir doktor dozu ayarlayarak verebilir. Ama bu çantacı dediğimiz maalesef güru evlere gittikleri zaman bu parasitamolü boca ediyorlar. C vitamini veriyoruz derken yanında ortaya sersem sepidek böyle karaciğer hasarlı pek çok insanı acil servislere yeniden başvurmak zorunda kalıyor. Bizi izleyen kıymetli izleyicilerimizden bu konuda da uyanık olmalarını bir kez daha hatırlatıyorum. Başlarına bir bela gelmesini istemiyorlarsa bu çantacılardan uzak dursunlar. Aile hekimlerini, mahalle hekimlerini, acil polikliniklerine ya da bir şekilde imkanları varsa doktorlara başvurarak bu işi çözmeye çalışsınlar. Halk içinde aşılarla ilgili yaratılan bir panik söz konusu. Evet. Siz ne söyleyeceksiniz aşılarla ilgili? Bir de şunu sormak istiyorum. Bana geçenlerde de size sormam için yönelttiler. Grip aşısı için geç kaldık mı? Hayır, bir kez sonra başlayayım. Çok önemli bir soru çünkü o. Grip aşısı için geç kalmadık. Yani grip sezonunun daha pik yapacağı önümüzde 15 Şubat süreci var. 15 Şubat'a doğru daha yukarıya doğru çıkacağından emin olabilirsiniz. Evet. Dolayısıyla bugün yarın grip olmayan bir kişi grip enfeksiyonu veya başka bir enfeksiyonu yokken grip aşısı yaptırırsa bu ayın sonu itibariyle bağışıklığını 3 aşağı 5 yukarı sağlamış olur. %80 oranında biliyorsunuz bu aşıların bağışıklık sağlama kabiliyeti %80-90 civarında. Bu aşıları, ben oldum grip aşımı, evet. Eşime de yaptırdım. Özellikle risk grubunda olanların kesinlikle grip aşılarını olmaları gerekiyor. Aşıyla ilgili dezenformasyon, mizenformasyon dünyanın her yerinde var. Evet. Bizim ülkemizde de var. Ama bilelim ki Amerika'da çok fazla, Japonya'da felaket duruma geldi. Bizde de inanılmaz bir şekilde bir takım internet şarlatanı, tababetle ilişkisi olmayan insanlar bir takım bilgileri internetten yayıyorlar. Yani işte bir Kanadalı doktor çıkıyor ki adamı galiba tutukladılar en sonunda başka bir yol bulamadılar. Diyor ki aşı olanların hayırlı olsun ya kanser olacaksınız ya enfarktüs geçireceksiniz ya da felç olacaksınız diyor. Evet. Bizde de buna özenen doktorlar var. Maalesef var. Üzülerek söylüyorum var. Bunlar kendilerini ezber bozan doktor olarak tanıtıyorlar. Çabuk meşhur olma heveslisi olan, çabuk isimlerini duyurma heveslisi olan, maalesef mesleklerine ve insan sağlığına bana göre ihanet eden doktorlar. Aşı, bağışıklığın en garantili yoludur. Benim sizden zarar görmemem için sizi tanımam lazım. İlk mesele bu. Değil Eskilerin mi? Bir lafı vardır. Derler evet. ki bir adamı, bir kadını, bir aileyi, bir insanı tanımak istiyorsan ya bir yemek ye, ya bir yolculuğa çık, değil ya mi? Bir ticaret yap. Yani bir şey yap, onunla bir tanış. Aşı bizi virüsle karşılaşabileceğimiz muhtemel virüsle tanıştıran, o muhtemel virüsün kim olduğu, ne olduğu, benim hangi bağışıklık sistemimin, hangi antikorlarıyla, hangi hücreleriyle o virüsle kavga edebileceğimi öğrendiğim bir tanıtım süreci. Evet. Ve bu ona kadar göre masum, kendimizi hazırlayacağız. Tabii bu kadar masum, bu kadar güvenli bir tanıtım süreci de olamaz. Yani aynı kişi aşıyı yaptırmayın diyor ama öbür taraftan diyor ki falanca bağışıklık otunu yutun. Yani ot yutmak mı yoksa bağışıklık ilacı için, desteği için aşı yapmak mı? Aşı yapmak. Çünkü öbürü otu aynı zamanda internet sayfasından da satıyor ya da o probiyoti internet sayfasından satıyor. Aşı olmayın sakın diyor ama falanca probiyoti yutun. Geçen programda söyledim probiyotik itfaiye değil. Probiyoti bugün yutsanız 4 haftadan 3 haftadan önce netice alamazsınız bağışıklık için. Bu nedenle aşınızı mutlaka yaptıracaksınız. Risk grubundaysanız tabii ki herkese gerekmiyor. 5 yaşındaki, 7 yaşındaki, 10 yaşındaki sağlıklı bebelere, gençlere evet, aşı gerekmiyor. Evet, onu söylüyorsunuz her zaman. Ama risk grubundaysanız aşı yaptıracaksınız. Aşı şarlatanlarına hiçbir aşı konusunda. Aynı şey biliyorsunuz bir gün konuşalım. Bu HPV aşıları konusunda da yani human papilloma virüs aşıları konusunda da çıktı. Yani kadınlarda... Daha doğrusu genelde mikrobik kanserlerin, virüslere bağlı kanserlerin %75'i bu human papilloma virüsü oluyor. Evet. Ve bir kadında ömrü boyunca karşılaşacağı kanserlerin %5'i hatta 5'inden fazlası rahim ağzı kanseri. Evet. Yani siz 100 kadından 5'inin karşılaşabileceği bir soruna karşı çözüm ürettiğini bildiğiniz bir aşıya nasıl karşı çıkarsınız? Kaldı ki bu aşı. Yaklaşık 10 senedir uygulanıyor. Evet 10 senedir uygulanıyor. Ve 10 senedir de bir sorun olmamış bir aşı. Evet. Siz nasıl olur da bunu nöropati yapıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor gibi bir takım uyduruk gerekçeler aşıya karşı çıkarsınız. Ben şahsi olarak görüşümü söyleyeyim. İki sözcükten ibaret teessüf ederim. Bir meslektaşımızın, bir tıp mensubunun, tıp fakültesi eğitimi görmüş bir kişinin aşılar hakkında böyle ulu orta konuşması
tabii ki teessüf etmeyi gerektirir, bir mecburiyettir. Eğer yüksek ateş 2 günden fazla sürüyorsa, eğer yüksek ateşli kişi biri yaşlı ya da çocuksa havale geçirme ihtimalleri ve beyin zararlarını dikkate almak gerekiyor. Yine bu enfeksiyon serinde nefes darlığı, morarma, ağır öksürük, şiddetli öksürük gibi sürecin akciğere indiğini gösteren ağır işaretler ortaya çıkması hiç beklemeden tıbbi yardım almak, bunun da anlamı doktora müracaat etmek şeklinde olması lazım. Şöyle bir yanlış bu sene çok yapılıyor. Bunun hemen altını çizmek lazım. Bir takım çantacı diye bizim tabir ettiğimiz insanlar var ortalıkta. Bunlar internete ilanlar vererek serum tedavisi yapılır, grip nezle diye servis veriyorlar. Yasal değil. Siz benim eşim hasta, annem hasta, kardeşim hasta gelin bir serum takın dendiği zaman üzülerek göreyim bir kere her taktıkları seruma bir antihistaminik ekliyorlar. Öyle. Berbat bir şey, felaket bir şey, büyük risk. İki, kullandıkları her serumun içerisine yüksek dozda parasetamol koyuyorlar. Parasetamol, daha önce bu programda da söyledim, bir karaciğer zehiridir. Eğer yüksek dozda kullanılır, yanlış kullanılırsa, bizi izleyen kıymetli izleyicilerimizden bu konuda da uyanık olmalarını bir kez daha hatırlatıyorum. Başlarına bir bela gelmesini istemiyorlarsa bu çantacılara da uzak dursunlar. Bireysel önlemler dışında bağışıklığımızı güçlendirmek için biz neler yapmalıyız, nelere dikkat etmeliyiz? Mesela evde oldukça yaşlı ya da kronik hastalığı bulunan bir insan özellikle nelere dikkat etmeli bu süreç içerisinde? Bir kere bağışıklığımızın da kapasitesinin sınırlı olduğunu bilelim. İki, güçlendirilmesinden ziyade güçsüz düşürülme tehlikesinin daha ön planda olduğunu bilelim. Evet. Yani bağışıklık sistemi siz bir hata yapmazsanız siz zaten gereği kadar korur ve kollar. Nasıl güçsüz düşer bağışıklık sistemi? Nasıl güçsüz düşer? Bir, kötü beslenirseniz güçsüz düşer ama 3 günlük kötü beslenmeyle düşmez. Ama 3 gün üst üste uykusuz kalmışsanız bir virüsün size yerleşme ve sizi hasta etme, hastalığa ağır geçirme ihtimaliniz o oranda artar. Demek ki uykusuz kalmayacaksınız. İki, ne kadar çok aktifseniz, egzersiz yoğunluğunuz yüksekse bağışıklık sisteminiz o kadar çok egzersiz yapıyor demektir. Yani daha çok kavgacı, daha çok direngen, daha çok mücadeleci bir bağışıklık sisteminiz var demektir. O zaman egzersizi ihmal etmemeniz gerekir. Ve stres, huzur meselesi. Çok iyi biliyoruz ki stres ve huzur kaybı ile bağışıklık kaybı başa baş giden, paralel giden bir ikili. Ve dediğim gibi biraz da besleme meselesi. Bunlara dikkat ettikten sonra ben daha güçlü bir bağışıklığa nasıl sahip olabilirim sorusunu arıyorsanız o zaman biraz daha işin takviye kısmına takviyeler çok önemli geliyor. Değil mi? Biraz daha beslenmede ya şunları şunları yersem biraz daha ayrıcalıklı bir iş yapmış olur muyum? Mesela probiyotik yönden güçlü olan besinleri daha çok yoğurt, daha çok kefir, daha çok tarhana çorbası, daha çok turşu daha çok şalgam, daha çok sirke. Ne aklınıza gelse probiyotik güç olur. Ya da prebiyotik olan yani probiyotikleri daha güçlü hale getirip çoğaltacak olan örneğin soğandı, sarımsaktı, köklü sebzeler, pancarı koyun, kereviz koyun, yer elmasını koyun. Hepsinin tam zamanı. Zaten doğa döngüsü buna çok göre doğru. Kendini ayarlıyor. Yani sizin yazın yediğiniz karpuzun prebiyotik etkisi çok fazla yok. Ama kışın yiyeceğiniz bir portakalın çok daha fazla bağışıklık etkisi var. İçindeki C vitaminiyle, içindeki flavonollerle, kabuğundaki bir takım aktif maddelerle, limonun da aynı şekilde. Dolayısıyla biraz beslenme modelinizi kış aylarında ya şu bağışıklığa biraz daha ben bir bakayım deyip biraz daha tahin pekmez, biraz daha pekmez yoğurt, tatlı seçimlerinize iyi de baklava bilmem ne falan yemek yerine biraz daha magnezyum zengini olayım, biraz daha omega 3 zengini olayım diye düşünüp biraz daha balık, biraz daha kuru yemiş, biraz daha mesela fırsat buldukça güneşle görüşmek, buluşmak, D vitamini üretmek, D vitamini stoklarınızı güçlü tutmak gibi. Yani bağışıklığımızı etkileyen temel belli vitaminler var. Evet. Temel belli mineraller var. Temel belli yağlar var. Belli probiyotikler var. Bunları kış aylarda bedeninizde biraz daha fazla kısaltmayı başarabilirseniz biraz daha güçlü olur bağışıklığınız. Ama bence bunlardan önce hapşırmayı, aksırmayı bilmemiz,
Yani avucumuzu açıp evet. hapşırmamamız, sonra avucumuzla kapı açmamamız, tuvalete girip çıkarken o avucumuzu kullanmamamız, her yemekten önce yemekten sonra elimizi yıkamamız. Çünkü virüslerin, virüs buradan hoplayıp benim burnuma girmiyor. Çok Nefis doğru. Hanım. Virüs ben buradan alıyorum, parmağımla burnuma sokuyorum. Buradan alıyorum, ağzına sokuyorum. Dolayısıyla dokunduğumuz yüzeylerden aldığımız, bu yemek kaşığı olabilir, yemek tabağı olabilir, tuvalet kapısı olabilir, uçak koltuğu olabilir, pek çok şey olabilir. Dolayısıyla el temizliği, eli yıkama işi, eli günde 4-5-6 kere yıkama işi bugünlerde en önemli bağışıklık takviyesi. Tabii, sabunlayarak yıkamak. Bir numaralı o. Tabii. Yani ünlü Mayo Clinic diyor ki bağışıklığı güçlendiren en önemli tavsiye parmak perhizidir diyor. Yani ağzınıza parmağınızı, burnunuza parmağınızı durup dururken ulaştırmayacaksınız. Bu birincisi. İkincisi tabii ki fiziki mesafe. Fiziki mesafe virüsün sizi birisi hapşırdığı zaman 30 santimde olmanızla 3 metrede olmanız arasında çok büyük fark var. Virüs uçup kanatlanıp gelemiyor size. Hapşırdığınız mesafeye kadar gidip yere düşüyor. Dolayısıyla sosyal mesafeyi özellikle kalabalık ortamlarda korumaya yine devam etmemiz lazım. Bu çok önemli ve tabii ki maske. Maske. Yani maske. Yani tamamen bıraktık maske. Doktor muayenelerine girdikleri zaman, hastanelere girdikleri zaman maske takmaları lazım. Ben bir sağlık meselesi nedeniyle geçtiğimiz günlerde bir kulak burun boğaz arkadaşımız yerde gitmiştim. Gittim hastanenin asansöründe yazıyor işte Sağlık Bakanlığı yönergesidir. Hala sağlık tedbirleri çerçevesinde hastane içerisinde maske takılması zorundur. Asansörde benden başka maskeli yoktu. Koridorda gördüğünüz zaman hastanenin hemşirelerin hiçbirisi de maske yoktu. Gittiğim doktor arkadaşım da maskeli değildi. Değildi. Yani burada bizim tabii sağlıkçılar olarak öncelikle örnek olmamız lazım insanlara. Ama hep beraber aile büyüklerinin, annelerin, babaların, anneannelerin, dedelerin çocuklara bunu öğretmeleri lazım. Çocuklar çok önemli. Çünkü en çok bu virüsü yayan noktalardan birisi kreşler. Okullar. Evet. Onlar tabii yavrularımız birileriyle sosyal mesafeleri unutarak bir araya giriyorlar. Haklılar da. En açık kapımız haklı, çocuklarımız. Tabii, kesinlikle. Ama onlara söyleyerek hatırlatarak bıkmadan ama olumlamalarla söyleyerek, tehdit ederek değil. Yani takmazsan hasta olursun değil, takarsan daha sağlam olursun. Daha olumlamalı mesajlarla maske meselesini biraz daha sistemde tutmak lazım. Peki ben yine bir anne olarak bu soruyu sormak istiyorum. Çocuklarımızın bağışıklığını nasıl güçlendireceğiz? Çünkü ben Maya 2 hafta hastalanmayınca sevinir oldum. Dedim ki ah ne güzel 2 haftadır çocuk hastalanmadı. O kadar çok hastalanıyor ki çocuklar şu dönemde. Geçen gün okulda 8 kişi ders yapmışlar. O derece hasta çocuk var. Çocuklarımızın bağışıklığını nasıl güçlendirebiliriz? Bizim elimizden bir şey gelebilir mi? Onlar biraz daha bu süreci daha güçlü bir şekilde atlatsınlar. Güzel soru, güzel soru. Yani çocukların tabii bu dönemde probiyotik güçlerinin biraz daha fazla olması lazım. Evet. İmkanı olanlar daha önceden de başlasalar daimiş biraz probiyotik takviyesi verebilirler çocuklarına. İki yeni imkanı olanlar bilmeliler ki omega 3 zenginliği çocuk bağışıklığında çok önemli bir faktör. Omega 3 desteğini düşünebilirler. Evet. Çinko desteğini düşünebilirler. Çinko omega 3 kombinasyonu düşünebilirler. Çinko C vitamini omega 3 kombinasyonu düşünebilirler. Hatta böyle çinko omega 3 propolis omega 3 kombinasyonu varsa çok daha iyi tercih edebilirler. Bunun için de tabii çocuk sağlığı uzmanlarıyla konuşmalar lazım. Bu benim verebileceğim. Tabii. Ben isim verebilirim ama doz, sıklık, miktar veremem. Çocuk sağlığı uzmanları bu konuda çok deneyimler. Çünkü biz iç hastalıkları uzmanıyız. Onların adı farklı. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı. Onlar sağlığını da çocukların geliştirmede ve izlemede çok deneyimliler ve özel bilgi sahibi insanlar, hekimler. Çünkü zincirleme bir reaksiyon oluyor burada. Çocuk getiriyor özellikle yaşlı anneler. Önce onlar alıyor. Önce onlar alıyor. Tabii. Aile içerisine tekrar yayılıyor. Aynen öyle. Bu süreç bu şekilde. Bu arada çocuk iyileşiyor. Anneanneden bir daha alıyor. Okula götürüyor. Evet. Pimpon etkisi bu. Aynen öyle. Gidiyor, geliyor, geliyor, gidiyor, geliyor. Devam ediyor. Ve okullarda da yine dediğim gibi biraz kreş yönetimlerinin, okul yönetimlerinin, Milli Eğitim Bakanımız pek gayretli, yeni Milli Eğitim Bakanı. Biraz daha bu konulara daha fazla hareket edilmesi lazım. Yani okullarda kış enfeksiyonlarıyla nasıl mücadele edileceği konusunda ben yeterince bir bilgilendirmenin, bir eğitimin, bir motivasyonun olduğu kanaatinde değilim. Buradan da bu Milli Eğitim Bakanımıza bu mesajı verelim. Hocam şimdi bağışıklığın önemini konuşurken aslında biraz uykuyu detaylandıralım istiyorum. Tabii memnuniyetle. Çünkü uyku hakikaten hepimiz için bir şarj
anlamına da geliyor. Şimdi uykunun önemiyle başlayalım isterim. Uykunun vücuttaki işlevi nedir? Uykumuz yeterince alınmazsa ve düzeni bozulursa başımıza neler gelir diye sormak isterim size. Nelerle karşılaşabiliriz? Ya, uyku hayatın temel bir döngüsü. Yani hayatın bir gündüz gece döngüsü var, bir mevsim döngüsü var. Yani bir gün döngüsü, bir mevsim döngüsü var. Biyolojik yaşamın tamamı güneşin doğuşu ve batışıyla beraber planlanmış. Ve bizim biyolojimizde buna uygun bir şekilde kendini geliştirip güçlendirmiş. Ve gece olduğu zaman insan bedeni sadece dinlenmek için değil, yeniden yapılanmak, eksiğini gediğini gidermek, gündüz biriktirdiği toksinlerden, atıklardan, pisliklerden, çöplerden arınmak için uykuya ihtiyaç duyuyor. Eğer bunu yerine getirmezse, ertesi güne daha yorgun, bağışıklığı daha zayıf, enfeksiyonlara daha açık, tansiyonu daha yüksek, kalbi daha sorunlu, kaza yapma ihtimali daha yüksek olan, iş kazası olur, trafik kazası olur, ev kazası olur, kaza yapma ihtimali daha yüksek olan bir insan. Niçin otobüs kazalarının hepsi sabah 5'te çıkıyor? Yani akşam saat 8'de olmuyor. Otobüse bindiğinde kaza yapmıyor şoför. Çünkü uykusuz kullanıyorlar. Takometre meselesi bir felaket. Buradan Ulaştırma Bakanı'na da bir mesaj verelim. Her gün artık bu yılki kadar çok otobüs kazasının olduğu bir dönemi Türkiye zannediyorum son 10 yılda yaşamadı. Yani her gün sabahleyin içimiz burkuluyor. Çok. Bu kadar çok otobüs kazası olur mu? Yani bu kadar çok fazla. Neden? Çünkü otobüs şoförlerinin sayısı azalmış. Otobüs şoförleri yeni teknolojiye uyamıyorlarmış. Bunların hepsi tamam. Ama aynı zamanda otobüs şoförleri aşırı angarya halinde çalıştırılıyorlar. Bir otobüs şoförünün 7 saat, 8 saatten fazla çalışması mümkün değil. Dinlenerek o da. Tabii. Dolayısıyla uykusuzluk trafik kazalarına yol açıyor. Bu çok önemli. İş kazalarına yol açıyor, ev kazalarına yol açıyor. Ve uykusuz insanların daha kolay bunaldığını biliyoruz. Uykusuz insanların daha kolay şeker hastası olduğunu, hipertansiyon hastası olduğunu biliyoruz. Uykusuz insanların daha çabuk düştüklerini, dengelerini kaybettiklerini, nörolojik bozukluklara daha kolay yakalandıklarını biliyoruz. Açarsanız daha söyleyebilirim. Yani uyku, uyanık olmak ne kadar önemliyse, evet, uykuya gerektiği hakkı vermek hayatta o kadar önemli. Eğer yeterli ve kaliteli bir uykunuz yoksa, eğer yeterince uyku hijyenine dikkat eden birisi değilseniz ne iyi yaşamayı ne de iyi yaşlanmayı bekleyin. Evet. Mümkün değil. Çünkü siz beynimizin de uykuyla detokslandığından bahsetmiştiniz. Kesinlikle. Yine bu programda kesinlikle hatırlıyorum. Kesinlikle, kesinlikle. İşte beynimiz üzerindeki etkisi de ne kadar önemli, eksikse eğer. Uyku. Kesinlikle. Yani şimdi şöyle bir durum var. Bir gece uykusuzluğun bile, sadece bir gece, bir gece uykusuzluğun bile, 2 saat, 3 saat eksik uyumanın bile beynin örneğin bellekle ilgili bölgelerini, yani hipokampus dediğimiz esas belleğin yoğun olarak, fonksiyonel olarak yönetildiği merkezleri ciddi ölçüde olumsuz etkilediğini, hatta kronik uykusuzluğun hipokampusu küçülttüğünü net ve açık olarak göstermişler. Dolayısıyla kısa süreli, yani 2 gün, 3 günlük, 5 günlük uykusuzlukların bile uzun vadede size bir bellek kaybı, hatta bir bunama, bir Alzheimer riski olarak geri dönebileceğini bilmemiz lazım. Evet. Bu çok açık ve net. Evet. O nedenle biz dilimizde tüy bitse bile tekrarlaya tekrarlaya bu uyku meselesini, beslenme meselesi kadar önemli bir mesele olduğu için bu programda sık sık gündeme getirmeye devam edeceğiz. Virüs buradan hoplayıp benim burnuma girmiyor. Çok Nefis doğru. Hanım. Virüs ben buradan alıyorum, parmağımla burnuma sokuyorum. Buradan alıyorum, ağzına sokuyorum. Dolayısıyla dokunduğumuz yüzeylerden aldığımız, bu yemek kaşığı olabilir, yemek tabağı olabilir, tuvalet kapısı olabilir, uçak koltuğu olabilir, pek çok şey olabilir. Dolayısıyla el temizliği, eli yıkama işi, eli günde 4, 5, 6 kere yıkama işi bugünlerde en önemli bağışıklık takviyesi. Tabii, sabunlayarak yıkamak. Bir numaralı o. Tabii. Yani ünlü Mayo Clinic diyor ki bağışıklığı güçlendiren en önemli tavsiye parmak perhizi diyor. Yani ağzınıza parmağınızı, burnunuza parmağınızı durup dururken ulaştırmayacaksınız. Bu birincisi. İkincisi tabii ki fiziki mesafe. Fiziki mesafe virüsün sizi birisi hapşırdığı zaman 30 santimde olmanızla 3 metrede olmanız arasında çok büyük fark var. Virüs uçup kanatlanıp gelemiyor size. Hapşırdığınız mesafeye kadar gidip bir yere düşüyor. Dolayısıyla sosyal mesafeyi özellikle kalabalık ortamlarda korumaya yine devam etmemiz lazım. Bu çok önemli ve tabii ki maske. Burada bizim tabii sağlıkçılar olarak öncelikle örnek olmamız lazım insanlara. Ama hep beraber aile büyüklerinin, annelerin, babaların, anneannelerin, dedelerin çocuklara bunu öğretmeleri lazım.
bellek ve uyku ilişkisinden biraz bahsetmenizi rica edeceğim. Çünkü uyku hakikaten her alanda bizim için çok önemli. Yani bellek için B12 vitamini, bellek için D vitamini, bellek için folik asit, omega 3, magnezyum ne kadar önemliyse uyku en az onların 10 katı daha önemli olması lazım. Çünkü belleğin sağlam olabilmesi için beynin temiz olması lazım. Yani güzel bir cümlem vardır benim çok sevdiğim mottolarımdan birisidir. Uyku belleğin ütüsüdür. Ütüsüdür. Evet. Çünkü uyku belleği yeniden reorganize eder. Ve konsantre eder, yoğunlaştırır, üstünden geçer. Bunun bilimsel olarak çok ciddi altyapıları var. Çok ciddi bu konuda yayınlanmış bilimsel çalışmalar, makaleler var. Yani iyi bir uyku uyuduğunuz zaman öğrendiğiniz şeylerin kalıcı, uzun vadeli belleğe kaydolma ihtimali muazzam ölçüde artıyor. Dolayısıyla sabaha kadar ders çalışıp imtihana giden bir öğrenciyle akşam saat 10.30'da kitabını kapatıp sabahleyin nefis bir uykudan sonra imtihana giren bir öğrencinin başarı şansı aynı değil. Zannedildiğin aksine kapı önünde uykusuz gözlerle okulan o notların hiçbirisi akılda kalmıyor. Bizim imtihan performansımıza fayda sağlamıyor. Ama daha da önemlisi şu, uyku kaybıyla birlikte beynin nöroplastisite dediğimiz kendini geliştirme, kendini yenileme, temizleme dışında kendini aynı düzeyde hiç olmazsa tutma kapasitesinin de azaldığını biliyoruz. Uyku kaybı sadece hipotalamusu değil, aynı zamanda başka bölgelerinde beynin etkiliyor. Özellikle çok iyi bildiğimiz prefrontal korteks dediğimiz yapılanmada incelmeye yol açıyor. Prefrontal korteks dediğimiz bölümü duygu durumumuzun, hafızamızın, belleğimizin önemli kayıt alanlarından birisi. Gri cevherde incelme oluyor bir süre sonra. Dolayısıyla uykusuz insanlarda bu mesela Alzheimer'e örnek vereyim isterseniz. Biliyoruz ki Alzheimer hastalığında başka faktörler olsa bile görünen faktör o tau proteinleri dediğimiz protein parçacıklarının beyne yağmur gibi yağması. Aslında bunlar normal miktarlarda birikseler ve normal bir temizleme sistemi beyinde kendi varlığını akıllıca sürdürebilse o tau proteinleri temizleniyor ve tau proteinleri birikimi maksimize olmadığı sürece belleğimiz sağlam kalıyor. Biz de Alzheimer olmuyoruz. Herkesin belleği 30'undan sonra zayıflıyor bir miktar. 60'ında daha zayıf, 90'ında çok daha zayıf olabiliyor. Ama zayıf bellek ayrı bir şey. Alzheimer olmak ya da bunamak başka bir sebeple, demans olmak başka bir şey. Burada özellikle Alzheimer'la uykusuzluk arasındaki net ve açık ilişkiyi gösteren çok ciddi çalışmalar var. Bir de işin kötü tarafı şu. Uykusuz kaldığımız zaman o tau proteinlerinin biriktiği, en yoğun biriktiği yer neresi biliyor musunuz? Neresi? Yine hipokampus. Yani yine beynin uyku ile ilgili, pardon bellek ile ilgili ana merkezi. Yani öyle bir şey ki uykusuz kaldıkça siz bir nevi belleksiz olmayı davet etmeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla uyku meselesini herkesin yeme içme meselesi kadar ciddiye alması. Yani bugün akşam bunu yerim, bugün öğlen bunu yerim. Bana gelen çoğu hastam, çoğu iyi hayat meraklısı insan hemen bana yediklerini saymaya başlar. Uykuları nasıl felaketler. Ya o zaman bırak şu yediklerini anlatmayı, evet. Şu uykunu bir anlat bana. Nasıl anlatayım yani? Kaçta uyuyorsun? Hocam 2'de uyuyorum. 2'de uyuyorsan uyumuyorsun. Gece 2'de uyunmaz. Uyku için saat 10.30'dur. En 10 geç 11'dir. Yani beyninizde melatonin, adenozinin yani uyku davetçisi melatonin ile uyku baskılayıcısı, uyku uyuyacaksın kardeşim diye tepenize binen adenozininizin maksimum olduğu saat 10-11 aralığıdır. Sonra da uykum gelmiyor diyoruz çünkü o saati kaçırmış oluyor. Evet, kesinlikle. Ve o nedenle Osman Hoca size uyanmak için değil, uyumak için saati kurun diyor. Yani dalıp gidiyoruz televizyon izleyeceğiz, dizi izleyeceğiz diye ve maalesef 11, hadi 11'i hoş görüyorum. 11-15 ve belki ama 11.30 ve üstü mümkün değil. Yani sadece 7 saat uyumak, 6 saat minimum, 9 saat maksimum, ortalama 7 saat, 8 saat uyku güzel bir uyku. Tamam. Ama sadece o saat yetmiyor. Hangi zaman diliminde uykuyu uyuduğunuz da önemli. Yani gece 3'te yattınız, ertesi gün 11'de uyandınız öğlen. 8 saat uyuyorum hocam, geçmiş olsun. Geçmiş niye? Olsun. Çünkü o uyku uyku değil. O uyku nasıl yemeğinize protein, karbonhidrat, yağ eşit oranda yoksa, o yemekte vitamin, mineral zenginliği, antioksidan zenginliği söz konusu ise siz yeterince beslenmemiş oluyorsunuz. Siz vaktinde uyumamışsanız.
zaman dilimini kaçırmışsanız yine yeterince uyumamış oluyorsunuz. O saati doldursanız bile kesinlikle, bir değeri yok. Kesinlikle. Bir başka önemli şey daha var. Aynı saatte yatıp kalkmanın da bellek-uyku ilişkisine çok net bir etkisi olduğunu gösterdiler. Yaklaşık olarak uyuma ve uyanma saatlerini stabilize eden insanların uzun vadede bellek bozukluğu problemiyle karşılaşma ihtimalleri daha az. Onun için Osman Hoca her gün saat 10 çeyrek 10.30 deyince yatak odasının yolunu tutuyor. Maksimum 11'den önce uykuya geçmiş oluyor. Yani özel durumlarda tabii ki oluyor. Yani bir yemeğe gidiyorsunuz, bir sosyalleşme, tabii. bir kutlama, bir evet. veya bir şey. Bunlar istisna. Tabii kaide bozulmuyor. Prensip olarak zaten uyku borcunuzu da hemen ertesi gün uyku sizden satın alıyor. Yani bunu yaptığım zaman ben çok denedim. Saat 12, yarın 1 gibi eve dönmek zorunda kaldığım zaman ertesi gün 9'da beni uyku çağırıyor. Hadi hadi diyor. Bir an önce git. O borcu benden almak istiyor, evet. ödememi istiyor. Birincisi bu. Bir de aynı saatte yatıp kalkmak evet. dediğim gibi çok önemli. Evet, daha da uyumazsanız kendinizi haciz ediyor. Kesinlikle, kesinlikle. Aynı saatlere çok dikkat edin. Yani son bir araştırma, önemli bir merkezde, Kaliforniya'da, Berkeley'de yapılan bir çalışma bu. Uykunun süresinden daha da değerli bellek üzerinde uyku saatini sabitlemek. Yani 6 saat uyu, razıyım abi. Evet. Ama ne olur aynı saatte yat, aynı saatte kalk. Bu çok önemli bir ayrıntı. Bir de tabii yaptığınız uykunun bir hijyeni var. Evet, uyku hijyeni. Onu evet, sormak istiyorum ve kalitesi nasıl olmalı? Yani uyku odan, hijyeni nedir? Uyku hijyeni şudur. Yani nasıl bir yemeği yedikten sonra mikrop kapmamak için yemek hijyeni, yiyecek hijyeninden bahsediyorsunuz. Elinizi evet. yıkayın, mutfağınızı temiz tutun, işte salatayı doğradınız, ne bileyim tahtayı şöyle yapın, böyle yapın, mikrop kaptırmayın. Uykumuza da mikrop kaptıran, uykumuzu da zehirleyen, uykumuzu da hijyenini bozan bir takım virüs, bakteri değil ama onlar gibi çalışan arsızlar, uğursuzlar var. Nedir o arsızlar, uğursuzlar? Mesela oda ısısı çok önemli. İdeal rakam 18-19 derece. 18-19 derece. Ama 22'nin üzerine hiç kimseye tavsiye etmiyorum. 20 makul bir rakam. Biz 20 derecede 20. yaşıyoruz. 2, yani bizim eskilerin bir lafı var. Başım serin, uykum derin. Aslında başım ayağım serin, uykum derin daha doğru. Çünkü baş ve ayak uçlarınız serinse uyku derinliğiniz üşümeye bağlı olarak daha fazla artar. Onun mekanizmasını daha sonra anlatabilirim size. İkincisi gürültü meselesi önemli. Uyku gürültüden hoşlanmaz. Yani ben uyandırmayacak kadar gürültü bile değil, saat tik takının bile uyku kalitesi üzerine etkisi var. Dolayısıyla uyuduğunuz odanın serin olması kadar sessiz olması, sessiz. Diğer bir sesi daha var. Sessiz olması da çok önemli. Üçüncü bir faktör, uyuduğunuz odanın yeteri kadar ışıksız olması lazım. Karanlık olması lazım. Karanlık olması lazım. Yani sadece karanlık değil, bayağı karanlık olması lazım. Ciddi karanlık olması lazım. Ve özellikle uyumadan hemen önce yavaş yavaş herkesin bir uyku ritüeli olması lazım. Zaten o nedenle bütün inançlarda, dinlerde bir gece yatsı duası, yatsı buluşması var evet. Tanrı ile, Allah'la. Maneviyat olarak Rab'le da çok buluşma. Kıymetli. Neden? Çünkü günü geride bırakmak, yani dünü dünde bırakmak, yarına umutla, yeni bir huzurla ve teslimiyetle yatağa girip uyumak. Çünkü uyumak ölmekle eşlerle tutulmuş eski insanlar tarafından. Yok oluyorsunuz. Sonra sabahleyin uyanıyorsunuz. Başka bir alemdesiniz. Evet, uyuyup uyanmamak var sözü. Oradan kaynaklanıyor. Dolayısıyla uyku biraz kendi iç aleminizi teslim etmenizle de ilgili bir şey. Yani hepimizin bir uyku ritüeli olması lazım. Bir minnetle yatağa girmek, şükranla yatağa girmek, bir duayla yatağa girmek, inançla yatağa girmek, bir kitapla yatağa girmek, kitap okumak bile çok önemli. Ama aydınlığı çok fazla abartmadan, hafif bir müzik eşliğinde bir ritüel geliştirerek giderek gecenin ilerleyen saatlerinde, yani saat 9'dan sonra yavaş yavaş ışığın azalması, 9'dan sonra yavaş yavaş sesin azalması, 9'dan sonra yavaş yavaş bizi uyarabilecek olan kötü düşüncelerin azalması, telefonların bırakılması. Çok mavi ışık başlı başına bir problem. Evet. Büyük bir sabotajdır. Yani aslında bize
Edison mu daha çok zarar verdi uykumuza, yoksa mavi ışığı bulduğu için Nobel ödülü alan fizikçiler mi daha zarar verdi, belli değil. Bence ikisi de eşit miktarda evet, zarar verdi. Yani ateşin keşfini ben masum bir uyku sabotajcısı olarak görüyorum. Ateş olmasaydı hiçbir şey olmazdı. Tabii. Ama ampul biraz sorunlu, mavi ışık çok sorunlu. Uzmanlar diyor ki, kaliteli bir uyku arıyorsan kardeşim, tamam evine döndüğün akşamleyin e-maillerine bak, e-postalarına bak, elektronik postalarına oku. Sosyal medyada bir şey ne oluyor falan bakmak istiyorsan bak, ama bu işin tamamını minimum 2 saat önce dükkanını kapat. Evet. Yani mavi ışık dükkanını yatağa girmeden 2 saat önce kapatmış olmak mecburiyetindesiniz. 12'ye kadar internete girip, bilgisayarda mesajlaşıp, sosyal medyada bilmem tweet takip edip sonra gidip pat diye uyuyamazsınız. Bu mümkün değil. Bir başka sorun varken. Bir başka sorun yine televizyonlar da önemli bir sabotajcısı. Çünkü iki nedeni sabotajı televizyonlar. Birincisi, yemek sonrası televizyon karşısında uyuklayan bir önemli bölüm var. Evet. Özellikle insülin direnci olanlar, şekerleri düşenler, işte göbekliler, obezler yemek sonrası televizyon karşısında hafif bir kestirirler. O adenozini yok ettiği için uyku baskısı sağlayan evet. maddeyi uykunun derinleşmesi sonraki gerçek uykuyu blok ediyor. Bir iki televizyonların yaptığı ikinci olumsuzlukla izlediğiniz şey, eğer siz bir doğa belgeseli izliyorsanız, o doğa belgeselinde aslanların geyikleri nasıl parçaladığını, ısırıp kan içinde bıraktığını izliyorsanız, o uykuya geçmeniz zor olur. Ben ya da bir korku filmi izliyorsanız evet. uykuya geçmeniz zor olur. Yani uyku biraz doğru. insaniyet, masumiyet, hüsnü niyet, biraz yani iyi niyet, biraz meşakkatli bir kendini ön hazırlama, biraz minnettarlık, biraz şükran duygusu, biraz iyilik hali gerektiren bir durum. Şimdi az önce söylediniz, bahsettiniz, yaş ilerledikçe işte olan bir durumu soracağım şimdi size. Öğle uykuları da artıyor. Bunlar daha da sık şekilde karşılaşıyoruz. Power nap, yani güç uykusu dediğimiz süreler artıyor. Peki bu sağlığımızı nasıl etkiliyor? Şimdi güç uykusu ile bizim şekerlememiz aynı şey. Usulüne uygun bir power nap, yani kısa uyku kaçamakları yapıyorsanız gündüz, ki çoğu önemli insan bunu yaparak hayatlarını ileri yaşlara kadar müthiş bir zekayla sürdürdüler. İki örnek, İngiltere'den Churchill, Türkiye'den Süleyman Demirel. Ben hep yanındaydım. Süleyman Bey, mutlaka tesbih düşene kadar diye bir formülü vardı rahmetlinin. Eline tesbihi alır, bir 10 dakika bir kenara çekilirdi. Yani o çekilmesi koltuğun üstünde bile yapılabileceğini ben ondan öğrenmiştim. Nedeni şu. Şimdi uykuyu anlayabilmemiz lazım. Uykunun fazları var. Ben uykuya geçtiğim zaman pat diye derin uykuya geçmiyorum. Kademeli bir şekilde, ama ortalama 30 dakikadan sonra derin uykuya geçiyorum. Derin uykudan tekrar uyanabilmek pek kolay, ayılabilmek pek kolay, üretken olabilmek pek kolay bir şey değil. Hatta bazen sersemlik yapıyor insanda. Tabii. En fazla 20 dakikayı geçmezseniz onun adı şekerlemedir, power nap'tir. Güç yani size yeni bir üretim kapasitesiyle uyanıklık sağlar. Daha üretken, daha mucit, daha ne bileyim zinde formlu değil bir evet. beyine kalkarsınız. İdeali 10 dakika. İdeali 10 dakika. 10 dakika, 10 dakika. Bizi izleyenler baksınlar. Yani burada bunu da söyleyenler var. Yani bir şekilde bunu ayarlayın, uyanmanızı sağlayın diye. Evet, uyanmayı doğru söylüyorsunuz. Sağlamak lazım. İşte orada biraz önceki tesbih elden düşüne kadar, o tesbih düşünce zaten ne oluyor diye uyanıyorsunuz. Yani o bir eski insan alışkanlığı olduğunu. Bir, çok güzel. Süleyman Bey tabii bir köy kültürüyle büyüyen birisi olduğu evet. için, mütedeyyin bir kültürle büyüyen birisi evet. olduğu için tesbih onun için bir, yani tek taşıdığı şey tesbihti. Evet, ne kadar da belirleyici. Evet, onun bile insan için ağırlık olduğunu söylerdi. Yani tesbih bile insana yüktür oğlum derdi. Çünkü bir şeye sahip olma derdinin de insanı evet. yorduğunu düşünenlerden çok haklıydı. Burada power nap için söyleyelim, ideal zaman sabah saat 9'da değildir. Power nap için ideal zaman akşam saat 7'de değildir. Power nap için ideal zaman öğlen saat 1 ile 2.30-3 arasıdır. Bu saatte zaten
bilim insanları, nörologlar göstermişler ki, uyku uzmanları özellikle, beynimizde uykuyu özellikle davet eden, uykuda işe yarayan alfa dalgalarında hafif bir çıkış oluyor o dönemde. Gece gelmesi gereken alfa dalgaları o saatlerde hafif bir böyle pik yapmaya çalışıyor. Evet. İşte o saati siz 10 dakika, 15 dakika power nap, şekerleme koyarsanız, o sizi günün geri kalan kısmında daha formda, daha zinde, daha üretken ve daha güçlü bir bellekle hayatınızı sürdürme şansı veriyor. Elde edeceğiz. Evet hocam, bize ayrılan sürenin sonuna yaklaştık. Son olarak yine sizin sözlerinizle noktalayalım programımızı isterim. Şimdi ben yine uykudan önceki konuya ağırlık vermek istiyorum. Önemli bir dönemden geçiyoruz. Evet, önemli bir dönemden geçiyoruz. Çok zor bir süreç. Daha önümüzde kış 3 ayı var, 2 ayı net. Evet. Dolayısıyla bu 2 ay için bu anlattıklarımızın biraz daha dikkate tutulması, kapalı mekanlarda daha korunaklı olmamızın sağlanması, maske meselesi, mesafe meselesi, el hijyeni meselesi, genel hijyen meselesine biraz daha dikkat edilmesi, okulların bu konuda daha hazırlık olması, yaşlıların, çocukların daha korunaklı hale getirilmesi konusunda bizi izleyen kıymetli izleyicilerimizi bir kez daha uyarmak ve hatırlatmada bulunmak isterim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu değerli bilgiler için. Yeni Hayat'ın sonuna geldik. Haftaya yeni konu başlığımızla yeni hayatta görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın efendim.